Herkese merhaba. Bugün birlikte bir ders yapacağız. Daha uzun bir video olacak. Egzersize birlikte başlayacağız, birlikte bitireceğiz. Bana eşlik etmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Matımızın başına geldik. Ayaktayız. Ayaklarım kalça genişliğinde. Burundan nefes alıp ağızdan nefes vereceğiz. Evet, haydi al nefes, kollar yukarı uzasın. Ve ver, ağzından boşalt. Her nefes alışverişte iyice yukarı uzadığını düşün. Ve boşalt. Tekrar al nefes. Ve kollar yana inerken boyun omurlarından itibaren tek tek roll'dan yere doğru yuvarlanarak iniyorum. Ve bırak kollarını, başını, ağırlığını. Al bir nefes ve vererek yavaşça roll up. Bel omurlarından itibaren her omuru tek tek üst üste diz. Tekrar al nefes. Ve nefes verirken roll down'a başla. Geldim aşağıya, bıraktım ağırlığımı. Ellerini dirseklerinden tut ve salla kendini biraz. Ve başınla evet, 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 evet harekete, sonra hayır, 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 hayır harekete. Tekrar evet, evet ve hayır, hayır. Ve tekrar yukarı doğru geliyorum. Bir kez daha aşağı gidiyorum. Tekrar uzat, kolları tavana, uzan, başından al nefes, vererek tek tek aşağıya indir omurları. Ve ellerin yere değebiliyorsa değ, değemiyorsa dizlerini bük ve değ. Ve 4 adımda plank pozisyonuna gidiyorum. Ve burada kalıyorum 10 saniye. Son 3, 2, 1 ve it ellerinle yere, topuklarınla yere değmeye çalış. Kalçanı tavana doğru gönder. Tekrar 10 saniye. Ve 1, tekrar geriye doğru gidiyorum. İt iyice ellerini, kalçanı tavana doğru döndürüp belini alabildiğin kadar içeri almaya çalış. Topuklar yere ve şimdi daha ritmik bir şekilde gidiyorum. Hazır mıyız? Hop plank, hop up stretch. Plank, up stretch. Devam. İt yere. Son 4. Karnı tut. Aşağı doğru düşürme, kalça sabit, nötr pozisyonda omurga ve son kez tekrar plank'te geldim, bekliyorum. Ve koydum dizleri, 4 ayak pozisyonundayım. Ellerle omuzlar, kalçayla dizler aynı hizada, bir masa pozisyonu gibi duruyorum. Ve şimdi önce sol kol ileri doğru uzanıyor ve yerine doğru geliyor ve sağ kol. Şimdi sol bacak. Bunu yaparken leğen kemiklerim yere doğru paralel. Bacağı sağa sola açmadan ve sağ bacak. Ve şimdi gel, dengeni bul ve ters kol ters bacak gidiyorum. Birisi elimden, birisi ayağımdan beni sanki çekiyor ve uzatıyor. Yeri itmeye devam et. Kürek kemiklerin arasına düşme. İt yere. Uza. Ve gel. Ve ver nefes. Ve al. Son 4. 3. Bunu yaparken ağırlığını mümkün olduğunca merkezde tutmaya çalış. Ve son kez. Ay, bir sağ bir sol yapacaktık. Atladım, bir tane daha alsın. Bu da benden. Ve geldik. Şimdi evinde kedi köpek besleyen var mı? Onların kuyruklarını düşünün. İki dizi birden çaprazlıyorum ve ayakları kaldırıyorum. Eğer dengede duramıyorum dersen bunu tek bacaklı da yapabilirsin. Ve tek bacaklı versiyonunu göstereyim. Bir sağa dönüyorum, kuyruğuma bakıyorum. Bir sola dönüyorum, kuyruğuma bakıyorum. Bunu yaparken hala karın aktif ve vücudumun yan tarafları sıkışıyor. Bir sağ bir sol. Eğer tek bacakla yaptıysan, haydi bir de öbür bacağı da kaldıralım. İki tarafta dengede kalmaya devam etsin. Bunu yaparken ellerinle yeri itmeye devam et ve karnını aktif tut. Öylesine bir sağa sola dönüş olmasın. Kontrol sende ve gel. Dört ayak pozisyonuna devam ediyoruz. Omurga artikülasyonuyla kedi inek ya da kedi deve dediğimiz hareketi yapacağız. Şimdi artikülasyon her omurun tek tek ve sırayla hareketi demek. Kuyruk sokumundan başlayıp boyun omurlarıma kadar bir kedi olacağım. Meow. Hakkı, hazır mıyız? Evet. Ve al nefes vererek pelvisi döndür kendine. Her omur tek tek hareket etsin ve en son göbek deliğine doğru bak ve sırtım yuvarlak, sanki yukarı doğru bir ip beni çekiyor. Ve şimdi nötrü bul. Çok fazla aşağıya çökme. Şu yok. Nötrü bul ve göğsünü karşıya doğru açmaya çalış. Al nefes verirken tekrar pelvisten, kalçadan başlayarak her omur yukarı doğru yuvarlanıyor, karın içeri. Ve tekrar pelvisten başlayarak uzuyorum yukarı doğru boynumdan. Son bir kez daha nefes ver. Ve nefes alırken tekrar uzan. Ve şimdi buradan plank pozisyonuna gideceğiz tekrar. Dört ayak pozisyonundan geçişi çok seviyorum plank'e. Çünkü hizalanmayı çok rahat buluyoruz. Tek ayağı gönderiyorum, diğerini de gönderiyorum. Plank pozisyonundayken şimdi öne, arkaya. Eğer bileğinizde bir rahatsızlık varsa bunu göstereyim. Yumruklarla da yapabiliriz. Ya da elinize push-up handle dediğimiz ya da dumbbell dediğimiz bir şeyleri de kullanabilirsiniz. Evet, tekrar geliyorum ve öne, arkaya. İki ve son kez bir. Koy dizleri bir çocuk pozu yap. Ve tekrar geldim plank pozisyonuna. Artık seviyeyi biraz ilerlettiğimiz için direnç, güç, her şeyi işin içine kattık. Ve sol el. Koy. Sağ el kaldır. Koy. Bir sağ bir sol. Dört oldu. Bir sağ bir sol daha hadi. Ve son kez. Ve geldim. Ve tekrar çocuk pozu. Evet, nasıl gidiyor? İyi gidiyorsa planklerle biraz daha heyecan katmaya devam. Şimdi geldim. Gönderdim, gönderdim. Sağ bacağı kaldırıyorum, koyuyorum. Sol bacağı kaldırıyorum, koyuyorum. Yine hizalanmaya dikkat et. Karnı aşağı bırakma, kalça aktif. Ellerle yeri itmeye devam, kürek kemiklerin içine çökme. Bütün bunları sağladıysan bravo, güzel yapıyorsun demektir. Point yapabilirsin ayağını. Ve son iki, son kez. Isındık mı? Ve otur tekrar çocuk pozuna. Yan yatarak devam ediyoruz. Kalçalar, bacaklar. Sıradaki bölüm. Tararam. Şimdi isterseniz böyle yatabilirsiniz. Bunu daha önce denedim mi benim için çok rahat diyorsan dirseği yere koy ama içine çökmek yok. Yok. Uzat. Bu omuz hep yukarıda olacak. İt yeri. Elinle destek alabilirsin önden. Ayaklarımı bir tık matın önüne doğru getirebilirim. Ve side kick ile başlayacağım. Yani yan tekme. Öne doğru ayağımı getirirken flex. Geriye doğru çekerken point yapacağım. Bir. Kalçamın önüne getirebildiğim kadar getireceğim ama çok getireceğim diye de çökmeyeceğim. İki. Ve geriye çekerken kalçamı bir tık gerisine hedefleyeceğim ama bunu yaparken de yere doğru dönmeyeceğim. 3. Yani pelvis, kalça stabil bir durumda olacak. Anlaştık mı? Evet. Ve yere itiyorum. Kaldırdım üst bacağımı. Al nefes, al nefes ve ver. İki kısa nefeste kick yapıyorum. Öne tekme, tekme. Gel. Al, al. Ver. 6 tane al, al. Ver, 2 tane daha al, al, ver. Hadi bir tane de hakkının hatırına olsun, ver. Ve geldik. Şimdi yukarıdaki bacağı lift, yani kaldırma hareketini yapacağım. Çok fazla kaldırma, Yine pelvis, kalça stabilizasyonunu korurken, sabitliğini korurken 10 tane yukarı aşağı bacağı indirip kaldırıyorum. Sizleri oyalıyorum. Kaç tane oldu derseniz hata yapmış olabilirim ama son 3, 2 ve 1 geldik. Eğer iyisen daireye bağlıyorum. Dairenin merkezi kalçamın ortası. O yüzden R yarıçapı öne ve arkaya. Analitik geometri dersimize hoş geldiniz. Yani daireyi yalnızca önde yapma. Okey, haydi devam. Son 3, 2, 1. Hissediyor musun? Yanmalar var mı? Ve kalça eklemin içinde bacak dönsün. Üst vücudum hala asaletini koruyor. Tadam. Ve son kez geldim. Dizlerimi kendime çektim. Tek ayak parmağımı yere taktım. Dizler ve topuklar bir aradayken kalçam sabit, dizim yukarı kalkıyor ve aşağı iniyor. Bunu yaparken kalçayı tavana döndürme. Kalçanın yanlarını hissedeceksin. Dıştan hisler gelecek. Meşhur lafım, hisler geldi mi? 10 tane yapacağız bundan da. Son 5 ve 4. Yeri itmeye devam et. Omzun içine çökme. 2 ve 1 geldik. Çok güzeldi. Öbür tarafa dönüyorum. Evet. Bu yan serileri yaparken kalçanın sabitliğine, stabilizasyonuna dikkat ediyoruz. Yoksa belden oynamalarla bacak ve kalça etkili bir şekilde çalışmaz. Evet, hazırsak yine pozisyonu aldık. El yerde, omuzu itiyorum aşağı doğru ve öne doğru kick ile başlayacağım. Al nefes ve ver. 6 tane ile başlamıştık. 2 3 4 hakkı işaret yapıyor. Saymaktan kurtuldum ha. Son kez. Bitti mi? Bitmiş. Leg lift ile devam edeceğiz. Bacağı kaldırıp indiriyoruz. Kalça yine sabit. 10 tane yapacağım bunu. Kalçanın bir tık yukarısını hedefleyebilirsin. Çok fazla yukarıda değil, çok minicik de değil. Haydi devam et. Son 4 ve 3. Yer itmeye devam. 2 ve 1. Dairelerimiz, meşhur daireler. Bu elle yerden destek alabilirsin ama sabit tut kendini. Yukarıya itmeye devam. Boyundan uza. Son 4 ve 3. 2 ve 1 terse. Son 8. 7 gülümse. Biliyorum. Hisler geldi. Ama olsun. Nefes al ver. 3, 2 ve 1. Geldim. Hemen clam olacağım. Ayağı taktım. Dizler üst üste. Vakit kaybetmeden haydi başla. 10 ve 9. 8, çok güzel. 7, ne kadar güzel bir gün diye düşün. Acı yok Raki. Yok. Son 4, 3, 2 ve 1 ve geldik. Bravo. Sırt üstü yatıyoruz. Sırt üstü yattık. Ellerle başı destekliyorum. Bacaklar teker teker tabletop'a geliyor. Dirseklerim göz hizasında. Hazırsak uçuşa geçiyoruz. Nefes ver ve bükül. Ve yat. 10 tane. 8. Ve boşalt nefesini. Karnını iyice içeri doğru almayı düşün. Bütün nefes boşalsın kalktığında. Son 2. Ve son kez. İyi misin? İyisen devam ediyorum. Her kalkışta tek bacak ileri. Eğer bu kalkışlar sırasında çok zorlanıyorsan bu hareketleri yapma. Yani boynunu çekiştiriyorsan, kalkarken boynum çok acıyor diyorsan muhtemelen boynunu çekiştiriyorsundur. Bütün gücü karnından almaya çalış ve ellerinle boynunu öne arkaya çekme. Son 2 tane daha. Ve son kez koy ayakları tek tek. Criss-cross'la devam edeceğiz. Tekrar bacakları tabletop'a al dinlendiysen. Ver nefes kalk ve bir sağa bir sola dönüyorum. Diğer bacağı gererek uzatıyorum. Bunu yaparken dikkat et, yalnızca boynunu döndürüyor olabilirsin. Amacım kürek kemiklerinin üzerinde bir gondol gibi sağa sola dönerken yan karın kaslarımı kullanmak ve sıkıştırmak. Yani göbek deliğinden üstünün bir çerçeve olduğunu hayal et. Konuşuyorum ki oyalıyorum. Ve bu çerçeveyi döndürdüğünü düşün. Ve son kez. Geldim, yattım, koydum ayakları yine tek tek. İyi miyiz? İyiyiz. O zaman tek bacağı arkasından tutuyorum, bacağı düzeltiyorum ve elimle böyle bir ağaç dalına tırmanır gibi yukarı doğru esnetmeye çalışıyorum. Ve iniyorum. Şimdi diğer ayağımı da düzelttim ve flex yaptım. Ve burada yine tırmanıyorum ve geriye doğru iniyorum. Bu bacağı koy yere, diğerinin arkasından tut, düzelt dizi, yukarı doğru tırman. Ve aşağı doğru iniyorum. Diğer bacağı uzat, yukarı doğru tekrar tırman. Ve in. Bacağının arkasını nasıl hissediyorsun bir bak. Tekrar point, flex, point, flex, aşağı. Diğer bacak, point, flex, point, flex ve aşağı. Şimdi criss-cross'u düz bacakla yapalım mı? Evet, çok güzel. Kendi kendine heyecanlanan ben. Ve tabletop'a geldim. Bacaklar tavana. Ver nefes, bükül ve dön. Ve dön. Ve dön. Çok güzel. 8 tane ya da 10 tane yapabilirsin. Devam et. Bırakma. Aynı prensipler geçerli. Yalnızca boynunu döndürme. Kendini kandırma. Karnını hissetmen lazım. Ve son kez. Gel. Tabletop. Tek tek indir. Yat. Bravo. Gayet iyiydi. Hamstringler, yani bacakların arkası açılmışken double straight leg stretch yapalım. Yani uzun bacaklarla bir karın hareketi daha. Tabletop'a alıyorum. Tek tek bacakları. Ver nefes, kürek kemiklerinin arkasına kadar kalk ve iki el tek bacağı tutsun. Bunu buradan tutabiliyorsan buradan, daha alttan tutabiliyorsan da okey. Ne kadar uzanabiliyorsan o kadar. İki kısa nefeste bacağı kendime minicik çekiyorum ve değiştiriyorum. Nefes al, al, ver de değiştir, al, al, ver. Haydi daha akıcı, al, al, ver. 8 tane yapıyorum. Ama sayıyı karıştırdım. Hakkı gülme. Ve hadi bu son olsun. Ve geldim. Kollar yerde. Tek tek tabletop'a al ve yat. Bacakları uzat. Kollar başın gerisine gidiyor. Kollar başın gerisindeyken göğüs kafesim çok fazla yukarı açılıyorsa kolları tavan hizasına kaldırabilirsin. Nötr omurga, nötr kalça da duruyorum. Ve ben geriden başlayacağım. Nefes alarak kürek kemiklerimin arkasına kadar kalkmaya başlıyorum. Ve nefes verirken tamamen kalkıp ileri doğru uzanıyorum. Yukarı ve ileri. Böyle bir surf dalgası düşün. Onun gibi. Ve nefes alarak tekrar geriye doğru gitmeye başlıyorum. Nefes verirken her omuru sırayla tek tek mata basıyorum. Tekrar nefes alarak kalk. Nefes vererek devam et. İleri ve yukarı. Uzan. Ve nefes alarak başla. Nefes vererek geriye doğru tek 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 yat. Bunu yaparken kendini yukarı doğru fırlatma. Eğer kalkamıyorsan fırlatmadan bir terabant kullanabilirsin. Terabandı ayaklarına geçirip ellerinle tutabilirsin. Ya da dizlerini bükerek daha kolaylaştırabilirsin. Uzan. Dizlerini bükerek dediğim yani ayakları yere. Onu da yapayım şimdi. Hop hop. Kalktıktan sonra ayakları uzatıp uzayabilirsin. Ve geldim. Matımızın önüne doğru oturuyoruz. Ve ayak bileğimden tutuyorum. Önce sağ bacağımı açacağım. ve yerine koyacağım. Sonra sol bacağımı açıyorum ve yerine koyuyorum. Tekrar hamstringlerimi, arka bacaklarımı bir uyandırıyorum, esnetiyorum. Ve sonra her şey okeyse ikisini birden açıp ve pelvisten dönüş yapıyorum. Yani yalnızca pelvis tarafı yuvarlak, tamamen çökmek yok. Ve nefes alarak git, nefes ver, gel ve beli içeri al. Tekrar al ve ayaklar hala point, yukarı uzamaya devam et. Ve al beli içeri, alarak gel, vererek yukarı uza. Biliyorum komik görüntüler yaşıyor olabilirsin. Çok normal, ben de yaşadım ısınırken. Ve gel. İyi miyiz? İyiyiz. Zor hareket. Kötü hissetme. Yüzüstü yatarak devam ediyoruz. Evet. Avuç içlerim üst üste, alnım yerde ve nefes alırken alt kolum ve elimle bastırıyorum. Göğsümü karşıya doğru açmaya çalışıyorum. Leğen kemiklerim yerden ayrılmıyor. Ve tekrar nefes al. Sanki başımdan bir ip beni uzatıyor. Omuzlar aşağı. Ve nefes ver, in. Ve son kez tekrar. Yukarı uza, uza, uza. Ve indim. Şimdi dirsekleri paralel hale getir. Ve eller alnımda. Yukarı doğru kalkıyorum. Ve iniyorum. Ve in. Ve her kalkışta nefes al. İnerken ver. 10 tane yapacağım. Son 5. 4. 3. 2. Ve son kez. 1. Kal burada. Şimdi dirsekler bir kelebek kanadı gibi tavana ve yere. Tavana ve yere. Tavana çıktığında kürek kemiklerini sıkıştırıyorsun ve boyun uzun. Hala boynu uzun kullan. Karşıya bakmak yok. Bakışların yerde olmalı. 2 tane daha. Ve iniyorum aşağıya. Oh! İyi miyiz? Hissettik mi sırtı? Hissettiysek devam ediyoruz. Bu sefer alın yerde, kollar ileri uzuyor. Kalkamıyorsan eğer yalnızca kolları çekebilirsin. Eğer yorulmadım devam edebilirim dersen her nefes verişte dirseği çek ve nefes alırken alın yere, kollar ileri uzasın. Ve ver. Ve uza. 10 tane daha. Son kez. 10. Ve geldim. Çocuk pozuyla biraz dinleniyorum. Ve yukarı doğru kalk. Side plank ile devam ediyoruz. Şimdi elin üzerindeyim. Böyle deniz kızı gibi oturuyorum. Üstteki bacak önde. Elle omuz kalktığımda aynı hizada olacak. Hatta kalkıyorum, duruyorum. Ve tavana doğru uzat eli. Gökyüzüne doğru, dışarıda yapıyorsan. Başımdan ayağıma kadar düz bir çizgi halinde olacağım. 10 saniye kalıp bekliyorum. Bitirirken side bend ile bağlayacağım. Eğer iyisen devam et. Aşağı doğru iniyorum ve yukarı doğru bir ok şeklinde. Ne? Ok değil ya. Yay yay. Yay şekline geliyorum. Ve aşağı in, avuç içine doğru bak ve yukarıya giderken ayağımdan el parmak ucuma kadar bir yay gibiyim. 2 tane daha yapıyorum. Bunu yaparken çökmek yok. Burası itilmeye devam ediyor. Omuz kulağa yaklaşmasın. Son kez. Ve it. Geldim. Hiç vakit kaybetmeden hemen öbür tarafa geçiyorum. Ve kalktım. 10 saniye bekliyorum. Güzel şeyler düşünüyorum. İki, bir ve in. Side bend ile bağla. Hop. Ve uza uza uza. aşağı in ve uza, açıl. Son kez 4'er tane yaptım sağa ve sola ve geldim. Bravo. Side plankleri de yaptıysak durmadan devam. Tekrar deniz kızı pozisyonumuza iniyoruz. Dizlerimi büküyorum. Tek ayağım dizimde, diğer ayağım dışarıda. Mümkün olduğunca dengeli ve oturuşta kalıyorum. Ve kolları yana doğru açıyorum. Oturma kemiklerinden yukarıya doğru uzuyorum. Tek elimi yere koyup biraz yürüdüm. Ve mümkün olduğunca açıyorum sağ ve sol kısmı. Esneteceğim. Ve ver nefes, gel. Alarak tekrar git ve uza. Ve vererek gel. Bir kez daha. Ve geldim. Şimdi yana doğru dönüyorum. Ve bu sefer rotasyon da ekleyeceğim. Ve buradayken çok fazla kalkıp kendimi öne bırakmıyorum. Mümkün olduğunca kalçalar yerde. Ve karnı biraz içeri alıyorum. Ve göğsü biraz çıkartıyorum. Burada minik bir hareket. Çok büyük değil ama. Dönerek bir açılma hissedeceksin çaprazda. Ve tekrar ortaya geliyorum. Şimdi hemen bacak değiştiriyorum. Hala deniz kızı olmaya devam. Ve uzan. Ve gel ortaya. Tekrar uzan nefes alarak. Ve gel ortaya. Ve uza 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 uza. Gel ortaya. Bu arada deniz kız dedim ama hakkı sen de yapabilirsin yani. Kız, kadın erkeği yok. Poseidon pozu diyelim. Ve al içeri karnı. Ve döndür göğsünü. Tekrar. Al içeri. Uza. Çaprazdaki açılmayı hisset. Ve gel. Son bir kez daha. İt ellerinle yeri. Uzat. Omurgayı şimdi nefes al. Ve tekrar ortaya geldim. Tekrar yüzüstü dönüyorum. Ellerim iki yanda. Avuç içlerim ve alt kollarım ve dirseklerim yerde. Alnım yerde. Küçük bir kuğu olacağım. Asis pubik üçgenim, leğen kemiklerim ve pubis yere basarken nefes alıyorum ve yükseliyorum. Amacım şu kemiği, sternumu, yani göğüs kemiğimi karşıya doğru açmak. Ve ver nefes, aşağı doğru in. Her kalkışta elleri yere bas ve başından uzamayı düşün. Boynunu sıkıştırma. Bak konuşamıyorum zaten. Uzat. Bacaklar gergin. Nefes al, uza yukarı. Ve in aşağı. Şimdi bu sefer tamamen kolları düzelteceğim. Tam bir swan. Yani tam bir kuğu olacağız. Hazır mıyız? Ve al nefes. İtmeye başla yere. Pubis yerden kalkmasın. Daha önceki videolarımı izlediysen o meşhur üçgeni çok iyi biliyorsun. Önemli bir detay o. Ve tekrar nefes alarak pubis kemiğini yerden kaldırmadan yukarı uza ve dirsekleri düzelt ve omuzlar kulaklardan uzak, boyun sıkışmıyor. Tekrar nefes alarak bir tık daha uza. Uza, bir sudan çıkıyormuşsun gibi düşün. Hadi son bir kez daha yapalım. Günlük hayatımızda çok az yaptığımız hareketler bunlar. Ve aşağı doğru indim. Çocuk pozuna doğru geriye oturuyorum. Omurgayı iki yönlü şu an esnetmiş oluyorum. Ve kalktım. Hazır mıyız? Şimdi herkesin çok sevdiği şınav. Şınavdaki önceliğim şu. Ne kadar göğsümüzü yere değdirdiğimiz değil. Ben de az değdirerek göstereceğim. Yerine inerken kafanızla ayağınızın bir çizgi halinde olması. Yani boynu aşağı direkt vermemeniz. Kollarınızdan, göğsünüzden, sırtınızdan bütün gücü alıyor olmanız. Şimdi 4 ayak üzerinden bir plank pozisyonuna gidiyorum. Push up. Şınav. Dümdüz bir sopa gibi indiğini düşün. Bir tane de yapabilirsin, 3 tane de ve buradan tekrar aşağı bakan köpek gibi upstretch'e. İt yeri, tekrar plank'e gel. Yapabilen 3, 2, 1 ve son bir kez daha hop. Nefes vererek it yeri, alarak aşağı in. Ve geldim. Buradan biraz yürü. Ve tekrar iyice esnet. Ve dizlerini bükebilirsin. 4 adımda geriye yürüyorum. Ve roll up yapıyorum. Ve dönüyorum. Yukarı doğru tekrar uzuyorum ve nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. Dersin en başında yaptığımız gibi. Tekrar uzağa nefes al. Ve ağızdan boşalt bütün nefesini. Tekrar al nefes yukarı. Nefes verirken kolları yana doğru indir. Ve sternumu, göğüs kemiğini tavana doğru döndür. Nefes al ve uza 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 yukarı açıldığını düşün göğsünün tavana. Ve nefes verirken kollarını getir, kendine sarıl ve karnını içeri doğru biraz al. Ve tam tersi bir açıyı yap. Tekrar kollar yana, göğüs yukarı. Ve tekrar sarıl kendine. Son bir kez daha açıl 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 iyice. Ve sarıl kendine. Buradan tekrar roll down yapacağım. Dirsekleri tutarak da yapabilirsin. Bırak tekrar kendini. Sağa sola sallan. Kontrolsüzce. Ve şimdi yine başına evet, evet, evet. Hayır, hayır, hayır. Bir daha evet. Ve bir daha hayır. Ve roll up yap tekrar, bırak kolları. Ay. Saçları düzelt. Ve kollar yukarı doğru uzasın. Döndür avuç içlerini birbirine. Kocaman bir daire, yapabildiğin en büyük daireyi yap. Tekrar gel. Nefes al, uza yukarı. Avuç içleri birbirine dönsün. Kocaman bir daire. Bak bakalım sağ sol aynı mı gidiyor? Daireyi mi yapıyorsun yoksa kollar omuzlarının yan hizasından mı geliyor? Açılmaya ihtiyacın var mı düşün. İyice uza. Ve geldik. Bugün birlikte bir tam ders yaptık. Haftada en az 3 gün 30-60 dakika arası egzersiz öneriyorum. Çok soru geliyor bununla ilgili. Yalnızca 5 dakika yapmak yerine bu şekilde yaparsanız ya videolarımı arka arkaya kombinleyebilirsiniz ya da tam derslerimi yaparsanız etkiyi daha hızlı görebilirsiniz ve egzersizi yaşam biçimi haline daha çok getirmiş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz paylaşınız, kanalıma abone olmadıysanız olunuz ve beğen butonuna basınız. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.